geldim. Ne? Merhaba, ne haber Zeynep? Almışsın bile yerini. Kerem, çıkma masanın üstüne geldim işte. Hadi otur ablanın yanına, güzel güzel dinle beni. Merhaba, nasılsın? Ha? Hüseyin, ödevleri yaptık değil mi? Ödevleri yapın. Yoksa diyorlar ne masal dinlemek ne demek. Benden uzak kalıyorsunuz değil mi? Hadi bakayım canlarım. Alın yerlerinizi. Ahmet, hoş geldin canım. Erol, Şenol, aferin size. Evet. Biz buraya bugün niye gelmiştik? Masal anlatacaktık değil mi? Ya işte yaşlılık. Unutuyorum, ne yapayım, elimde değil. O zaman siz bana ne yapıyorsunuz, hatırlatıyorsunuz değil mi? Tamam, evet, bugünkü masalımızı... Bir dakika, size bir sürprizim var. Çok güzel bir sürpriz. Bugün masal anlatmayacağız. Bugün bir hikayeden, o hikayenin sahibinden, kendi hayatından bir fıkra dinleyeceğiz. Öyle oldu mu, ne oluyordu? O fıkranın kahramanı gelip bize anlatıyordu değil mi? Evet, bugünkü kim bilebiliyor musunuz bakayım efendim? Biraz daha hani böyle bana yakışan bir böyle göbeği var, böyle cici sakalları var, kırmızı yanakları var. Sonra maviş gözler, bir de kafasında kocaman bir kavuğu var. Bir ipucu daha vereceğim. Yaklaştınız değil mi? Bak bunu söylüyorum, biliyorsunuz, biliyorum. Merkebi var. Ona böyle ters biniyor. Aferin. Aferin Şenol'a. Bak yine şak dedi ya efendim. Tabii Kerem de bildi. Zeynep de bildi. Evet daha başka. Ahmet bildi. Melek bildi. Hüseyin bildi. Hepiniz bildiniz. Nasrettin Hoca. Gelsin anlatsın fıkrasını bize. İyi mi? Zaman. 1200'lü yıllar. Yer, mekan, Akşehir. Evet, benim bir komşum var. Ama aman öyle böyle bir komşu değil ama. O kadar cimri, o kadar haris, o kadar açgözlü ki bildiğiniz gibi değil. Köye kök söktürüyor. Ben dedim ki şuna bir ders vereyim de görsün bakalım gününü. Ertesi günü yaptım bir plan ve doğru gittim evinin kapısına. Tak 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 kapıyı çaldım. Kapıyı açtı. Selamın aleyküm. Aleyküm selam hocam dedi. Şey dedim, şu senin kazan var ya, o kazana ihtiyacım var. Verir misin bana? Haris ya. İçi titredi, kazanı gidecek ya bir şey olursa diye. Tabii kemküm diyor. O sırada bir baktım. Kazan orada hemen kapının dibinde gözüküyor. Evladım şuradaki. Kapının dibindeki kazan. Onu verir misin bana? Bir günlüğüne lazım. Peki hocam ne yapalım? Buyur dedi. Yalnız fazla şey yapmasın, takılmasın sen de olur mu? Kimlerle neyse ben kazanı aldım elimden. Koşa koşa doğru eve. Eve gelir gelmez o kazanın içine bir tane de küçük kazan koydum. Niye mi? Bekleyin, niye olduğunu göreceksiniz. Ertesi sabahı zor yaptı. Koşa koşa geldi benim evin kapısına. Tak tak çaldı. Hocam bağırıp duruyor. Gittim açtım kapıyı. Buyur evladım dedim. Hocam dedi, benim kazanın işi bittiyse bana verebilir misiniz? Tabii evladım dedim, al kazanını. Verdim kazanı eline. Kazanı alır almaz şöyle bir içine baktı. Bir bana baktı, bir daha içine baktı. Hocam bir yanlışlık olmasın, bu kazanın içinde bir de küçük kazan var dedi. Yok evladım, hadi gözün aydın. Senin kazan doğurdu dedim. Aman bir sevindi. Kaptığı gibi kazanı. Aman hocam çok teşekkür ederim, sağ ol diye koşa koşa doğru evine. Ertesi günü doğru ben bunun kapısına gittim. Tak. Açtı kapıyı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam hocam dedi. benim senin kazana gene ihtiyacım oldu, verir misin? Derdim. Aman hocam ne demek? Emrin olur. Al kazan değil, ev senin olsun.
Yalnız dedim hani şey, birkaç gün bende kalacak. Aman ne önemi var hocam, al al dedi. Sonra işin bitince getirirsin nasıl olsa. Tabii evladım dedim. Ondan sonra koşa koşa gittim eve. Ertesi sabaha dar etti gene. Koşa koşa geldik, bu sefer sevinçle kapıyı tak 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 tak. Açtım kapıyı. Buyur evladım dedim. Hocam şu şey, benim kazanın işi bittiyse verebilir misin dedi. Başın sağ olsun evladım. Senin kazan öldü dedim. O adam birdenbire değişti, hiddetlendi, kızardı. Aman aman hocam, bırak Allah aşkına ya, kazan dediğin hiç ölür mü? A evladım, a güzel komşum, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne niye inanmıyorsun dedim. Bozuldu. Bir düşün, adamın hali gözümün önüne geliyor da böyle gözlerini kocaman kocaman açmış. Hocam hiç kazan ölür mü? Ha, ne güzel demiş hoca da ona. Hayır, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da koşturuyorsun. Öldüğüne mi inanmıyorsun? Evet çocuklar, yani buradan alacağımız ders apaçık ortada. Aç gözlü olmayalım. Haris olmayalım. Gözümüz tok olsun. Çünkü çok aç gözlü olursak elimizdekinden de oluruz sonunda, değil mi? Hadi kuzucuklar, bugünlük de bu kadar. Bakalım yarın sizlere neler anlatacağız. Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz dişimizi fırçalıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz ve doğru yatacağımızın içine giriyoruz ve dandini dandini.